Rusya, Batı ile artan gerilimin gölgesinde nükleer silah doktrinini değiştirdi. Putin tarafından yapılan açıklamada Rus topraklarına yapılan saldırılar karşılığında nükleer silah kullanılabilecek. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Akşin Kişiye ve dönelim hemen. Akşin, söz sende. Teşekkürler Banu Er. Evet, ABD ve İngiltere'de Ukrayna'ya, Rusya'ya konvansiyonel batı füzeleriyle saldırmasına izin verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmalara Rusya resmi nükleer doktrinini değiştirme kararıyla yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Caydırıcılık Daimi Güvenlik Konseyi Konferansı başlıklı özel toplantıda nükleer silahların kullanımına ilişkin koşulların tanımında bir dizi değişiklik yapılmasını önerdi. Nükleer caydırıcılığın uygulandığı devletler ve askeri ittifaklar kategorisinin genişletilmesi öngörülen bu düzenlemeye göre nükleer olmayan herhangi bir devletin nükleer bir gücün desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısı Rusya'ya doğrudan Rusya'ya bir saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya lideri ayrıca Belarus'a dış saldırı durumunda da Rusya'nın nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğuna vurgu yaptı. Daha önce kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu tür toplantıların ilk kez canlı yayınlanması ise Kremlin'in küresel rakiplerine net bir mesaj verme isteğinin göstergesi olarak yorumlandı. Ukrayna Savaşı'nın başından beri Rusya zaman zaman batılı ülkeleri kırmızı çizgiye geçmeleri halinde nükleer silaha başvurabileceğiyle tehdit ediyor. Rusya'nın belirlediği kırmızı çizgilerin çoktan aşılmış olmasına rağmen Moskova'nın nükleer silaha başvurmamış olması ise artık batılı siyasetçiler tarafından uygulanması imkansız bir şantaj olarak yorumlanmaya başlandı. Rusya'nın batıya yönelik tehditlerinin yazılı hale getirilmesi olarak değerlendirilen dünkü toplantının da tek hedefinin sadece batılı liderleri Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri vermekten çekindirmek için atılan bir adım olarak nitelendirildi. Öte yandan Putin'in dünkü açıklamalarına rağmen Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yeni askeri destek paketlerini de açıkladığını diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.